Evet, isminin anonim kullanılmasını isteyen bir başka arkadaşımız Kredi Vize sıkması olduğu için Londra'dan bir firmayla birkaç hafta içinde görüşmem var diyor. Yeterli bilgim yok. Firmadan talep edilmesi gereken konular hakkında bilgiler verebilir misiniz? Anlaşılan yıllık maaş brüt mü? Yoksa vergiler çıktıktan sonra net maaş mı olmalı demiş. Ailem için sponsorluk istemem gerekiyor mu? Sağlık sigortaları için firmadan bir şey talep etmeli miyim? Neler demek gerekiyor? Yardımcı olur musunuz demiş. Evet arkadaşlar, bu sorunun benzeri birkaç soru daha vardı. Sponsor firma ile görüşürken nelere dikkat etmek gerekiyor diye. Sponsor firma ile görüşürken ana noktanız, eğer buraya gelmek istiyor iseniz dikkat etmeniz gereken şey, işle ilgili olduğunuzu, bu işe uygun olduğunuzu, firmaya faydalı olacağınızı anlatmak. İlk önce bu. Yani o hissi vermeniz gerekiyor. Burada samimiyete çok inanıyorlar. O hissi vermeniz gerekiyor. En başta. Konuşulan maaşlar her zaman burada brüttür. Yıllık brüt üzerinden konuşulur. Yaklaşık %20 kadar vergi vardır. Tabi vergi hesaplanırken hesap çeşitleri var falan. Onlar ayrı ama yaklaşık %20 gibi bir vergi düşünebilirsiniz. Sponsor aile fertlerinin gelmesi ise, aile fertleri size bağlı olarak gelecekleri için siz kendi vizeniz üzerinden aile fertlerinizi getirebilirsiniz. Firmayla hiç alakası yok. Siz kendi avukatınız veya danışmanınız vize işlemlerinizi her kim yapacak ise ona söyleyebilirsiniz. Ancak ve ancak aile fertlerini getirirken hepinizin bildiği gibi bizim Brezilyalı çalışanımız yaklaşık 8000 pound aile fertlerini, iki tane minik çocuğu, bir tanesi galiba 6 yaşında, bir tanesi 1 yaşında bile olmadı. Evet, iki tane çocuğu ve eşini getirmek için 8000 pound kadar bir para harcadı. Vize işlemleri ve yıllık sağlık sigortaları, ödemek zorunda olduğu yıllık sağlık sigortaları ile beraber yaptığı masraf, tabii bir de bunun üstüne işte uçak biletleri falan filan derken oldukça pahalı. Onun için bu tip adımlar atarken diğer masrafları da muhakkak hesaplayın. Gelirinizin bunları da karşılayacak düzeyde bir gelir olması lazım. Yani buraya gelirken harcayacağınız paranın burada kazanacağınız parayla telafi ediliyor olması lazım. Buna da dikkat edin. Hemen bir başka soruya geçiyorum. Yazılım alanında faaliyet gösteriyorum ve İngiltere'ye gelmeyi planlıyorum. Böyle bir şey mümkün müdür diyor. Okulda okuyabilirim. Bak şimdi işte bu az önce bahsettiğim hani sorulardan bir tanesi. Sevgili takipçim, yazılım alanında faaliyet gösteriyorsun. Yazılım alanı İngiltere'de gerçekten çok popüler. Bir başka arkadaş da daha vardı yazılım alanıyla ilgili bir şey. Yazılım. Gerçekten çok popüler. Onun için hatta mimar, bir de yazılımcı, karı koca geliyorlar buraya. Galiba Ankara Anlaşması'yla geliyorlar mimar olanın vizesiyle. Ankara Anlaşması eşinden dolayı buraya gelen yazılımcı hemen iş buluyor. Mimar arkadaş hala uğraşıyor idi. Kaldı ki mimarlar da şu anda çok proje alıyorlar ama yazılım gerçekten çok revaçta. Ayrıca arkadaşlarımdan bir tanesiyle bir röportaj yapmıştık bilişimcilerle ilgili. O videoyu da, linkini bırakalım, onu da izleyin tekrar. Orada yazılımcılar için oldukça fazla bilgi vardı. Okulda okuyabilirim demişsin. Okul okumak için ne tür yöntemler izlemeniz gerektiğini anlatmıştım zaten. Evet, yine ismini anonim söylenmesini isteyen bir arkadaşın sorusunu okuyorum. Uzun zamandır eşimle İngiltere'deki sponsor inşaat firmalarına başvuruyoruz demiş. Ama bir türlü olumlu dönüş alamıyoruz. İnşaat firmaları ekstra sponsor olmak istemiyor gibi geliyor. Yapmamız gerekenler için öneriniz var mı? Ya da bu inşaat firması sponsorluğa açık, mutlaka gönderin dediğiniz bir firma var mı demiş. Ki o işi yapmıyorum. Bir tane daha aynı inşaat konusunda bir soru daha var. Bulabilirsem eğer. Ben Türkiye'de demiş inşaat mühendisi ve gayrimenkul değerlendirme uzmanıyım. Özellikle gayrimenkul değerlendirme alanında çok büyük işlerde çalıştım. Bu mesleğimi yurt dışında yapabilmek için araştırdığımda Amerika ve İngiltere'de çok ciddi bir iş alanı olduğunu gördüm. LinkedIn'in bu ülkelere başvurduğumda ABD birçok başvuruma cevap verdi, geri dönüş yaptı ve benimle görüştü. Ancak ABD'de sponsorlu işe alım süreci çok uzun olduğu için ve eşime çalışma hakkı verilmediği için ben çekimser kaldım diyor. İngiltere'deki başvurularımın hiçbirisi ise değerlendirilmediği gibi hiçbir başvurum görüntülenmedi bile diyor.
Biz Türkiye'de doğrudan İngiltere teknik şartname ve kurallarını alıp geliştirmişiz. Birebir aynı işi yapıyoruz. İngiltere sponsorlu işe alım konusunda sizce biraz olumsuz bir bakış açısına mı sahip? Başvurumu incelememeleri garip geldi. Arkadaşlar, başvurularınızı yaparken bence ilk önce şeye bakın. Hani bu istihdam açığı olan işler var ya, the eligible işler listesi. Bu listeden sizin işinizle, sizin mesleğinizle ilgili meslek kodunu bulun ilk önce ve ona uygun iş yapın. Şimdi inşaat firmaları burada aldı başını yürüyor. İnşaat sektörü gerçekten booming, iyi bir seviyede. İnşaat firmasına müracaat ederken hangi pozisyonda müracaat ettiğiniz önemli. Bir de önceden çok cazip olmayabilirdi. Çünkü önceden İngiltere AB'ye dahil olduğu için Avrupa ülkelerinden gelen çok insan vardı. Fakat artık öyle değil. Onun için inşaat sektöründe de istihdam açığı var. Bence müracaatlarınızı değerlendirin. Muhakkak ve muhakkak bir firmada da bulacaksınız. Şimdi bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ben hatırlarsanız bundan birkaç ay önce hani ben de artık böyle ya ben boşuna anlatıyorum bunları. Hakikaten sponsorlu iş bulmak çok zor. Çünkü kimse sponsor olmak istemiyor. İşte herhalde olmayacak falan gibi bir şeye düştüydüm ben de olumsuzluğa. Sonra bir toplantıya katıldım. Toplantıda normalde işte 10-15 kişi arasında geçen toplantıda 50 kişi vardı ve bu 50 kişinin yani bu aradaki fark tamamen yurt dışından Türkiye'den skill worker vizeyle gelmiş olan eğitimli insanlardı. Yani iş bulmuşlar, iş müracaatları yapılmış, iş bulmuşlar, vizelerini almışlar ve gelmişler. Onun için ben şeye inanmıyorum. Önemli olan gerçekten sizin CV'nizi kabul edip sizinle çalışmak isteyecek firmayı bulmak. Onda da en büyük handikap sponsor firma maliyetleri ve sorumlulukları yüksek olduğu için eğer küçük firmalara gidiyorsanız kaçınabilirler bundan. Ama büyük firmalara gidiyorsanız özellikle büyük inşaat firmalarına bence bir sakınca olduğunu zannetmiyorum. Muhakkak sizin CV'nizin uygun olduğu bir pozisyonda iş bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Umutsuzluğa kapılmayın. Yani bu Türkiye'de iş aramakla da aynı şey. Burası için de aynı şey geçerli. Sonuçta iş arıyorsunuz ve yurt dışından sizi getirmelerini istiyorsunuz. Bu oldukça riskli bir şey. Yani şansınız zaten normal iş bulmak şansından çok çok daha az. Onun için bence devam edin diyorum. Ayrıca da inşaat firmaları arkadaşlar gerçekten eleman alıyorlar. Evet, bir başka arkadaşımız yine student vizeyle gelmişler. Student vizeyle gelip de burada vize değişimi yapabiliyorsunuz. Şey çıkartmanız lazım, yani sponsor bir firmanın sizin için COS çıkarması lazım. O belgeyle kalabiliyorsunuz. Ama şu anda açığım yok ve şu anda alım yapmıyoruz biz. İstihdam bakmıyoruz şu anda. Ben Türkiye'de Adalet Sarayı'nda görevliyim demiş. Eşim CNC operatörü, makine teknikeri, makine ressamlığı yapıyor. Kendi iş yeri var ve büyük iş makineleri yapıyor. Babasının yanında çocukluğundan beri yetişmiş, makine üzerinde çok ama çok yetenekli. Biz İngiltere'ye yerleşmek istiyoruz. Ankara anlaşmasını kaçırdık. Sponsor şirket bunun dediler. Ne yapabiliriz? Bence hem CNC operatörü olarak hem makine teknikeri olarak makine ressamlığı, çizim, her şey için yani eşinizin yaptığı her şey için iş bulabilirsiniz. Bence iş aramanız lazım. Çünkü sponsor firmayla iş bularak gelebilirsiniz. Eğer burada kendi işinizi açmayacak iseniz bir firma aracılığı ile. Bu arada İngilizce yok ise İngilizce maalesef var. Bence benim videolarımı izlemekle başlayın. Arkadaşlar bir şeye baş koyduğunuz zaman bir çalışma yapmak gerekiyor. Araştırmanızı güzel yapın. Videolarımı izlemekle başlayın. Çünkü videolarımda başından sonuna kadar ne yapılması gerektiğini adım adım anlattım. Anlatıyorum hala.